be, çok şükür karnım da doydu. Şimdi hemen gitmem lazım. Yoksa hastaneye geç kalacağım. Bir dakika, eşyalarımı aldım mı? Tamam. Önlüğümü giymeyi unutmuşum. Çabuk çabuk, doktor önlüğümü giymeden hastaneye asla gidemem. Hemen şurada önlüğümü giyeyim. İşte oldu. Şimdi hastaneye gidebilirim. Hastalarım beni bekler. Çabuk hızlı olmamız gerekiyor. Ve bakın, size bugün sürprizim var. Sürpriz! Artık benim bir motorum var. İşe kolayca gidip gelebileceğim. Olamaz. Motorumun benzini bitmiş. Tüh ya, ben de ne kadar mutluydum bugün motorla gidip geleceğim diye. Neyse, akşam hallederiz. Şimdi hemen koşu koşu hastaneye yetişeyim. Sonra akşamüstü motoruma benzinimi de ekleriz. Şimdi bakalım hastalarım gelmiş mi? He? Aa, bugün burası bomboş. Oley, yorum gelmiş. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Bakalım bugün kimden yorum gelmiş? Aras Polat'tan. Bir saat önce hem de. Berce ablacığım, en sevdiğin mevsim hangisi demiş. Ben gördüm, hemen like attım. Arkadaşlar, benim en sevdiğim mevsim yaz mevsimi. Böyle sıcak havaları çok seviyorum. Ama böyle çok sıcak olmasın. Çok sıcağı hiç sevmiyorum. Ama sıcağı seviyorum yani. Genel olarak sıcak insanıyım ben. Hatta ilkbahara da bayılıyorum. Ama soğuk havayı hiç sevmem. Çünkü çok üşüyorum soğukta ve hemen hasta oluyorum. O yüzden hiç sevmiyorum. He? Ya iyi de bugün kimse yok bu hastanede. Hey! Huhu! Ben geldim. Doktor Berce geldi. Kimse yok mu? Aa, kimse yok odalarda da. Ah! Kız büyük senik. Hah, sonunda ya. Berce abla, geç kaldım. Özür dilerim. Benim şu an iğnem vardı. Onu yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Sadece bu birazcık acıtıyor diğerlerine göre. İyi. Nasıl? Ben gidiyorum o zaman. Kız büyük senik, hayır, dur dur dur. Gidemezsin. Dur bakalım. Bekle. Eğer kaçar gidersen sana kocaman iğne yaparım he. Peki bu iğneyi yapmamam için ne yapmam gerek? Bu iğneyi sana yapmam şart. Yapmam lazım. Olmazsa olmaz. Yoksa hasta olursun. Bir de iki tane yaptık ama üçüncü niye yapıyoruz ki? Hmm, aslında bunlar yerine ilaç verebilirim. Ama ilaçlar çok pahalı. Paran yeter mi? Benim 5 dolarım var. Yeter mi? 5 dolar hiç yetmez. Ama istersen bana yardım edersen sana bu ilaçları hediye edebilirim. He? Neyde yardım edeceğim ki? Van Blok'ta bana hastane yapacağız. Nasıl yani? Niye Van Blok'ta? Çünkü böyle boş bir yere kendime özel bir hastane yapmak istiyorum. Tamam, o ne? Hadi gidelim o halde. Tamam, gidelim bakalım. Dur, nereye açalım? Nereye açsak ki? Ne? Ne yapacağız? Portal atacağız. Portal. Portaldan atlayınca benim yerime gidiyoruz. Özel yerim var. Gel bakalım. Tamam. Buraya yapsak olur. Hıy. Aa, Kerem komiser siz geldi. Galiba Kerem komiser de geldi. Kerem komiser, hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Peki ya sen Berca doktor? Ay be, doktor denmesi çok hoşuma gidiyor. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Senin de iğnen vardı ya. İstersen iğne yerine sana da ilaç verebilirim. Ama bir şartım var. Ne? Söyle. Bana yardım etmen gerek. Kendime özel bir hastane yapmak istiyorum. Olur, seve seve yaparım. Tek ben mi, sen mi? Kız bebek Sonic de bizle gelecek. Hadi hadi gidelim. Yaşasın, açtım ben portanı. İyi yapmışsın ama benim kendime özel portalım bu kız bebek Sonic. Bunu açmamız gerek. Şunları al bakalım, şöyle hepsini vereyim sana. Heh, bunlarla buraya açabilir misin? Çünkü bu portal götürecek bizi. Tamam, bu ne açayım? İşte oldu. Tamam, hadi beni takip edin. Atlıyoruz. 3, 2, 1... Hop, işte geldik. Hop, ben de geldim. Hoş geldiniz. Şimdi bir dakika, burası büyümüş. Van Blok'um nereye gitti benim? Hangisidir ki? İlk önce bir şunu kırayım. Hani ben aşağı düşüyorum ya. Sonra o zaman şunu kıralım bakalım. Belki bunun altındadır. Burada da yok. Bak dikkat et ha. Parmak ucunda duruyorsun kız bebek. Düşeceksin birazdan. Yok yok, ben düşemeyeyim ya. Düşmem aşına. Tamam, bak dikkat et. Şöyle şurayı da bir kıralım bakalım, burada mı? Burada da değil. O zaman burayı kıracağız. Burada. Aa, ay pardon. Ben unuttum seni. Tamam, şimdi bir de benim altıma bakayım Kerem komiser. Birazcık kayarsan bakalım burada. Aha, işte burada. Yaşasın. Tamam, süper. Şimdi burayı birazcık kırıp şu blokları tutmamız gerekiyor. Aa, hepsi de yere düşüyor. Hayır. Ah, o da düştü. O zaman şey yapalım. Şuraya bir tane blok koyalım. Tamam, şimdi kıralım. Bak düşeceksin, düşeceksin. Kırıyorum ben burayı. Hah. Ya kırıyorum diyorum. Ana! Portana iniyordum anne. Burayı kırar mısın benim için? Heh, tamam, ben kırdım. Hop! Of! Bütün bloklar yere düşüyor. Hoppa! Nasıl tuttum ama?
Tamam, şimdi bir tane de şuraya koyalım. Evet, şimdi kırabiliriz kolayca. Ha? Kır 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 kır. Hemen burayı geliştirip büyütüp buraya çok güzel bir hastane yapmamız gerek. Sonrasında özgürsünüz. Size ilaç vereceğim. Neşi, o neşi bir gülüştü. Bak, vereceğim değil mi bir şey ilaç? Tabii canım, tabii ki de vereceğim. Şöyle hemen kıralım burayı. Heh. Arkadaşlar, sizler de o sırada hala daha abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın. Çünkü 600 bin abonede facecam'lı video gelecek. Yani yüzümün gözüktüğü video. Yüzüm gözükecek videoda. O yüzden bir an önce abone olmayanlar abone olsun. Şöyle kıralım burayı bayağı bir. Heh. Tamam, bayağı bir blok geldi. Şöyle şuralara blok koyayım hatta. Burayı birazcık daha büyütelim. İnek, merhaba inekçik. Seni bir dakika şöyle şu tarafa alalım. Tamam. Kız büyük, seni ne yapsam? Üçüncü iğneyi vursam mı şuradan? Ne diyorsun be Cebre? Bana şaka ne o iğneyi vurmaya? Tamam. Şaka yapmıştım sadece. Bakayım. Bak iğneye bir bak. İğnenin ucu aslında çok da ince yani. Acıtmaz. Al buraya. Hayatta almam ben buraya ne şeyi. İyi tamam, sen bilirsin. Hadi çabuk olmalıyız, çabuk. Bir dakika. Bende bir anet var. Bu anetle beşini blok elde edebiliriz. Nasıl ya? Nasıl elde edeceğiz? İzle ve gel. Şimdi hangi renk blok istiyor? Kırmızı beyaz mı? Evet. Kırmızı beyaz olsun. Hastane. Game moda geçtik. Nasıl olabilir? İşte bu düğme demek ki game moda geçiniyormuş. Ben de bilmiyordum. Vay be, iyi, bu süper oldu. Şimdi kendi dünyamda artık hastanemi kolayca yapabileceğim. O zaman ilk önce şöyle red yazalım, kırmızı blok alalım. Sonra da white yazıp beyaz bloklar alalım. Tamam, şimdi buraya bir alan yapmamız lazım. Şöyle çubuğumuzu alalım, çubukla set çekelim. Şimdi şu wooden'ımızı alalım şimdi. Şuradan nereye kadar yapsak? Bir dakika. Ben bir buraya alan çizeyim. Bir dakika, burası çok yakın. Şöyle şu kadar bir alan olsun bakayım. Aynen, bu kadar bir hastane yeter bana. Şöyle şu kadar olsun aslında. Hatta çok büyük olmasına gerek yok. Çünkü benim hastanem olacak. Sadece ben ve hastalarım olacak. Tamam, hastalarıma özel hastane yapıyorum. Şimdi kız büyüksün, buraya beyaz blokla bir tane set çeker misin yukarı doğru? Tamam, kaç katlı Işık? İki katlı olsa yeter aslında ya, çok büyük olmasın. Tamam, o zaman 3, 5, 12, 15, 18, 19. Hesap kitap yapıyor. Şimdi ilk katı bakalım ne kadar büyük olsun. Bence burası hastanenin girişi olsun şu kadar büyüklükte. Bak kız büyüksün, burası hastanenin girişi. Tavan boyutu da bu kadar olsa yeter bence. Böyle burası tavan olsun bu kadar. İkinci kat... Bu ne? Bu çok büyük oldu. Dev gibi oldu. Bu kadar uzun yapmayalım bence ya. İçini nasıl dolduracağız? İşte yüksek katlı ışın. Yok ya, bence bu çok büyük. Bunun yarısı kadar yapalım. Azalt bunu, azalt. Öf ya. Tamam, bu kadar iyi mi? Tamam, bu kadar iyi. Üstünü de kapat şimdi bakalım. Şimdi 3, 4, 5. Şöyle 5 blok olsun bakayım. Oo, bu sefer üst kat bayağı geniş oluyor. O zaman alt katı yüksek yapalım. Üst katı alçak olsun bakayım. Evet, işte böyle. Böyle olsun istiyorum. Buraya da bir tane ara kat kız büyüksenik. Şöyle üst kata çıkış yeri yapalım hemencik. Şimdi hastanemin üstünü süsleyeceğiz. Oley be, yaşasın. Arkadaşlar, hep bir hastanem olsun istemiştim. Kendime özel bir hastanem olacak artık. Oluyor mu beni? Oluyor. Yap sen. Şimdi ben bu hastanenin içine yapacağım. O sırada kız büyüksenik de dışını süsler. Şimdi hastanemizin içini nasıl yapsak? Bir dakika, hastane eşyalarını bulalım. İlk önce çünkü hastane eşyaları lazım bize. İşte buldum. Şimdi hastanemize yataklarımızı koyacağız. Hastane perdemizi koyacağız. İlk önce şöyle yapalım. Şimdi buradan giriyoruz. Bence burada bir resepsiyon olsun arkadaşlar. Burası hemen acil muayene yerleri olsun. Üst katta da kendi odam olsun. Özel odam olsun. O yüzden şöyle yapalım. Buraya resepsiyon yeri yapıp şuraya hemen şöyle acil muayene yerleri yapalım. Böyle bir tane buraya, bir tane buraya. Zaten kendi hastanem olduğu için çok büyük yapmayalım. Şöyle şunların arasını bölelim. Mesela bir tanesinde şöyle bir yere olsun. Bir tanesinde de şöyle bir bölümüm olsa. Böyle bir bölüm olsun. Bakayım. Aynen. Tamam. Tam da böyle bir şey istiyordum. Bir tane bölme burada. Bir tane bölme de burada mı olsa? Şöyle şurada. Ha, evet, şöyle olsun. Buraya buradan gireriz. Şurayı kapatalım ama burası gözükmesin. Aynen. Buraya da buradan gireriz. Şimdi ise buranın yanlarına ilaçlarımı koyabileceğim bir masa lazım. O yüzden şöyle hemen başucuna bir tane masa koyuyorum. Buraya bir dakika, ilaç değil, ne koyulur?
koyulur. Tansiyon aleti falan koyulur. Bir tane bundan koyalım, bir tane de serum koyalım. Burada hemen acil biri mi geldi? Hemen geliyoruz, buraya getiriyoruz. Hemen bir muayenemi yapıyorum. İlk muayenemi, ilk müdahalemi yapıyorum. Sonrasında hemen hastaya serumumu takıyorum orada. Burası da ne olsun? Burada da kalp atış sesi duyma yeri. Ne oluyor bu? Nabız aleti mi oluyor? Tam bilmiyorum bunları ama alışacağım. Doktorluk hiç kolay bir meslek değil gerçekten arkadaşlar. Hatta şöyle mi yapsak? Bu yatağı şuraya yaklaştıralım. Şimdi buraya koronavirüsü olan hasta gelir. Bu sefer yan hastaya bulaşır. O yüzden şöyle şurayı kapatalım. Tamam. Bence var ya mükemmel oluyor ya. Bence çok güzel olacak. Merhaba İnek. Hastalandın mı? Geçin böyle bakalım. Şimdi seni muayene edeceğiz. Bakalım. Memelerinde bir sorun yok. Süt sağabilirsin. Bakalım başka. Şöyle ağzını aç bakalım İnek. Aa yap aa. Bakalım ineğin kalbini ölçelim. Kalbinde bir şey var mı? Tık 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 tık. Şöyle aletimizi de açalım. Ha, şu aletimizi de açalım. Evet bakıyorum. Muayenemi ediyorum İnek. Dur bakalım. Tamam, normal. İnekte bir şey yok. Hiçbir şeyin yok inekçik. Gidebilirsin. Ay, makineden kestim diye yine. Ay, ne oluyor? Makine bozuldu. Tamam, şimdi buraya ilaçlarımı koyalım. Burası da ilaç yeri olsun. Şimdi şuraya bir. Oy, bu ne kadar ses yapan bir makineymiş ya. Vallahi kulağım ağrıdı. Şimdi şuraya ilaçlarımızı falan koyabileceğimiz bir masa, bir alan yapalım. Bir de şimdi ilk giriş yeri ya burası. Burayı hastanenin girişi gibi süsleyelim şöyle ilaçlarla. Aa, çok güzel oluyor ya. Ha, hayalimdeki hastaneye benziyor şu an bu. Şimdi burası da böyle ilk giriş tarafı. Şöyle şurada geliyoruz. Mesela kimlik falan istiyorlar ya hastanede. Orası burası yani. Ne, kimin oturduğu yer burası? Tam bilmiyorum ki isimlerini. Neyse siz anladınız beni ya. Şurada da merdivenimiz olur. Şuraya da hemen bir sandalyemizi koyalım. Hemen sandalyemizi alalım. Sandalyemizde nasıl olsun? Dönen sandalyelerden olsun. Tekerlekli sandalyeler oluyor çünkü. Çok dikkat etmiştim ben küçükken. Şöyle şuralara sandalyemizi. Heh, resepsiyonmuş. Kız Büyüksenk yazmış hemen. Evet ben yazdım resepsiyon. Burada da Kerem komiserle Kız Büyüksenk resepsiyonda olur. Şimdi şuraya o merdivenlerin adı neydi ki ya? Stairs miydi? Dönen merdivenler vardı ya arkadaşlar. Hani siz biliyorsunuz böyle. Heh, buldum. Stairs'miş. Tamam. Spiral staircase'miş. Şimdi bunlardan hangi renk koysak bakayım. Bence açık renk olsun. Ferah bir hava katsın. Keşke beyaz olsaydı bunların ya. Aa, aslında Kız Büyüksenk buraları bu renk mi yapmış? Ha, yok, turuncu. Tamam, o zaman isteğime göre yapacağım. Buraları da, burayı da şöyle şuradan mı çıkan merdiven olsun? Buradan olsun aslında. Hemen giriyoruz. Buradan da merdivenle çıkıyoruz. Aynen, tamam, mükemmel oldu. Şöyle hemen şuraya, şöyle şu şekilde bir yukarıya çıkan merdivenimizi koyuyoruz. Şimdi bakalım yukarı kat neresi? Burası. Şurada da yukarı katın bitişi olsun. Bir bakayım. Evet, bence gayet ideal. Tamam, şöyle şuraları da kapatacağız. Hey Kız Büyüksenik, bana yardımcı olup bu üst katı kapatır mısın? Şöyle set çektin ya demin. Buraya da set çeker misin? Tamam, 5 saniye geliyorum. Bence var ya arkadaşlar, çok güzel oluyor ya resepsiyon tarafı falan filan. Durun şimdi Kız Büyüksenik set çekene kadar ben de şu resepsiyon tarafını yapayım. Resepsiyon tarafında ne olur ki ya? Kitap okuma yeri, hasta bekleme alanı olur. Evet, o yüzden şöyle kitap okuma yeri koyalım. Hatta Kız Büyüksenik gibi aç müşterilerimiz gelir ya da tansiyonu düşen veya çok susamış olan müşterilerime özel bir köşe yapacağım. O aletler neredeydi ya, böyle tuşa basınca para atınca içinden yiyecek içecek çıkıyor ya, o aletleri arıyorum şu anda. O aleti bulup makine, böyle yiyecek içecek makinesi, onlardan buraya koyacağım. Hatta buraya çocuklara, özel çocuklar ağlamasın diye şöyle bir tane atari yeri yapacağım, oyun alanı. Bekleme alanı nerede olsun? Şu atariyi şuraya mı alsak? Buraya alalım. Bekleme alanımız burada olsun. Buraya sandalye, hatta koltuk koyalım arkadaşlar. Müşterilerime çok önem veriyorum. O yüzden burada koltuk olsun. Müşterilerim burada gelsin, rahat rahat beklesin, canları sıkılmasın. Şurada rahat rahat otursunlar. Hatta şöyle uzatsak mı? Yok ya, çirkin durur. Şöyle şurası bekleme alanı. Tamam, bence süper oldu. Şimdi buraya bir tane de arkadaşlar şey koyalım. Küçük masalar oluyor ya, o küçük masalardan koyalım. Bu değil, bir tane böyle kısa bir masa vardı, onu arıyorum şu an. O kısa, aa buldum. Şu kitaplardan koyalım. Ya Kız Büyüksenik, bundan değil. Tam bundan ya
Yani teşekkür ederim ama burada oturma alanı olacak. Şimdi bakayım buraya geçiliyor mu? Tamam geç. Hayır, kola çok zararlı. Kola olmasın. Kola içmeyin arkadaşlar. Gerçekten ben hiç kola sevmiyorum. Çok da zararlı. O yüzden kola koymayalım. Şuraya yiyecek içeceği koyalım. Şurada da atari yeri olsun. Şuraya da şöyle sandalyelerimizi koyalım. Şimdi sandalyemiz gitti. Neymiş bunun adı? Wicker. Şöyle şuraya Wicker yazalım. Sandalyemizin devamı. Hah, buldum. İstediğimi de buldum. Şu masadan istiyordum. İşte bundan. Tamam, bunu da şöyle şuraya koyalım. Evet. Ay, mükemmel oluyor. Şunu da şuraya koydum mu? Vay be, gerçekten de güzel oluyor. Şuraya da şöyle kitaplarımızı koyalım. Kitap okuruz falan filan. Evet, çok güzel bir köşe oldu. Bakayım, geldik burada. Aynen. Süper. En sevdiğim. Şimdi şöyle şurayı kapasak mı ya? Burayı, bu tarafı böyle biraz daha kapasak mı? Bakayım, bilemedim. Şöyle dursa. Ha, burada da yedek perdemiz dursun. Ya da durmasın ya. Kötü durdu. Tamam. Bakalım başka ne koyabiliriz? Şöyle bir düşüneyim. Bir iyice bakalım arkadaşlar. Her şey tam olsun istiyorum. Hiçbir şey eksik olmasın istiyorum. Müşterilerime önem gösteriyorum. Çünkü çok seviyorum ben müşterilerimi. Şöyle güzel bir tane de kuş koyalım. Güzel mi güzel bir kuş olsun. Burada kuşumuzu böyle masaya koyarız. Akvaryumda olsam ya balıklarım. Tamam, benim odamda olsun akvaryum. Şuraya şöyle bir tane kuşumuzu koyduk. Evet, çok tatlı oldu. Balıklarımızı yukarı koyalım. Kız Beyksenk ne yapıyorsun? Burayı yapıyorum. Burayı. Nereye yapıyor Kız Beyksenk? Bir yeri yapıyor, sesi geliyor ama duymadım. Şimdi o zaman şöyle bir aşağı son kez bakalım, aşağısı tamamlandı mı? Şu inekçiyi şuradan alalım. Resepsiyona da çalışanlarımızı koyalım. Kız Beyksenk'le, hatta Kız Beyksenk benim yardımcım olsun. Kerem komiser burada olsun. Bir de birisi daha olsun burada. Ya da Kerem komiser güvenlik olabilir. Bakayım. Evet, mükemmel oluyor. Şimdi ise üst kata çıkıp üst katı da düzenleyelim. Sonrasında hastaneme artık kapılarım açık. Yani müşterilerime kapılarım açık. Artık hastanemi açacağım. Müşterilerim gelsin. Şimdi burayı nasıl yapabiliriz? Bir bakayım şimdi nerede hastane eşyaları? Burada, tamam. Şimdi buradan hastane eşyalarımızı alalım. Başka benim odamda her şey olsun. Her şey olsun hem de arkadaşlar. Hiçbir şey eksik olmasın istiyorum. Masalarımı alayım. Şu şöyle kendime özel karışımlar, ilaçlar yapabileceğim kitaplıklarımı falan filan alayım. Her şeyim olsun istiyorum. Şöyle şunları şuralara donaltalım. Hatta buraya özel bir oda yapayım. Mesela cam kenarına bir tane yatak koyayım. Şöyle manzaraya karşı müşterimi, burada hastamı ameliyat ederim. Pardon, müşteri değil, hastamız. Şimdi şuraya da bir tane oda yapalım. Buraya bir tane bölme yapacağız arkadaşlar. Burada iki tane özel bir oda olacak. Şöyle bir dakika, arkası çok karanlık oluyor. Şu camlardan arkaya da koymamız lazım. Burası da özel bir oda olsun. Evet, manzaralı odalar. Ay var ya, mükemmel oluyor. Bayıldım ya. Gerçekten çok güzel oluyor. Şuraları şöyle bölelim. Şurası da şöyle olsun. Burası da böyle gelsin. Tamam, şimdi şurayı kapatalım. Şurada bir tane özel bir oda olacak. Şuraları şöyle kapatalım. Mükemmel oluyor. Buraya bir tane kapımızı koyacağız. Kapılar nerede? Hemen şöyle kapı da koyalım buraya. Evet, buraya böyle kapı. Beyci abla, ben burayı yapıyorum. O ne mi? Olur. İstediğin gibi yapabilirsin. Şöyle şurayı kapasak hatta daha güzel durabilir. Bakayım. Aynen ya, buraları kapatalım. Zaten cam var ya. O da yeterince ferah durur. Şuraları da hemencik kapatalım. Sizce benim hastanem 10 üzerinden kaç oluyor? Bence 10 üzerinden 10 olacak. Çok özenle yapıyoruz. Çünkü şu kapıyı da şöyle koyalım. Bu kapıyı da böyle koyabiliyor muyuz? Heh, böyle koyalım. Şimdi bu odamın girişi buradan oluyor. Yatağımız burada. Şöyle hemen yanlarına masalarımızı koyalım. Şöyle eşyalarımızı koyalım. Bu teleskop ne işe yarıyor bilmiyorum. Burada şuraya koyalım. Hastalarımız vakit geçirir. Şöyle dışarıyı izler. Şu camı da, yok bu camı bozmayayım. Dışarının görüntüsü bozulur. O zaman şöyle yapalım. Şu an buraya kendime ait bir masamı yapacağım. Şimdi bu benim masam. Hastalarım geliyor burada. Merhaba, karşılıyorum onları. Sonra hastalarıma burada hemen diyorum, şuyun var, buyun var. Burada hemen odaya alıyorum hastalarımı. Kötüyse hemen yatırıyorum hatta. Şöyle yapalım, şurayı şöyle yapsak buradan geçilmez. O zaman böyle koyalım. Tamam, buraya da hemen kendime özel bir sandalyemi koyayım. En güzelinden koyacağım. Hatta şöyle rahat sandalye koyayım. Evet, müdür sandalyesi gibi. Bence gerçekten güzel oldu. Ben çok beğendim. Hemen şöyle şuraya laptopumu, bilgisayarımı koyayım, diziyim.
Evet, çünkü doktorların hep böyle yanlarında bilgisayarları olur. Telefon koyalım, alt kattan haberler gelecek bize çünkü. Mesela hasta geldi Berca doktorum falan diyecek. Klima koyalım, klima da çok önemli bence. Sıcak havalarda çok iyi gelir. Başka telefonumuzu koyacağız. Evet, şimdi buraya tabii ki de kağıt koymazsak olmaz. Kağıt ve kalem koyacağız. Pencil, kalem demek. Kağıtta paper demek. Bakın pencil, paper. Şimdi hemen kağıtlarımız buraya, kalemlerimiz buraya. Evet, oluyor. Bence var ya, gerçekten müthiş oldu ya. Şu hasta arabamızdan da koyalım. Hastanemizi şöyle süsleyelim de. Hemen şöyle kendi katımı çok özenle süslemem lazım. Doktor olduğum anlaşılması lazım. Burası bana özel bir oda yani. Hastalar gelecek diyecek ki vay be ne kadar güzel. Bu arada klimaları her tarafa koyalım. Çünkü hastalarıma iyi bakmam lazım. Hemen şuraya şöyle bir tane arabamızı koyalım. Bu arabayı nereye koyabiliriz? Şuraya bir tane arabamızı koyalım. Başka ne olabilir? Şöyle kendime özel buraya bir tane de cam yapmak istiyorum. Benim tarafım da ferah olsun. Kız bebek Sonic ne kadar kaldı? Oluyor mu? Aa, yanlışlıkla burayı kırdım. Burası da şöyle olsun. Evet, güzel oluyor. Burayı şöyle mi yapsak bakayım? Aslında şunları kırıp buraya cam yapıp buraları şuraları komple cam yapıp tamam buralara evet daha güzel oldu. Buraları tekrar şunları yerleştirelim. Burası gövdesi, burası da ayakları. Şimdi hemen şunları asıyoruz. Tamam oldu. Şimdi bakalım başka neyimiz eksik kaldı. Bunlar tamam. Bu masadan koyabiliriz ama bu çok yer kaplıyor. Bunları alalım. İğnelerimizi alalım. Düşün. Başka. Başka bir şey ihtiyaç yok herhalde. Hemen şöyle odama gireyim. Odama şöyle koyalım. Ay gerçekten hayallerim gerçek oldu ya. Çok şanslı hissediyorum. Şimdi şuraya da bir tane masamızı koyalım. Şöyle bir masa buraya, bir masa buraya. Buraya neşterlerimiz falan arkadaşlar. Şuraya da şöyle bıçaklarımız falan filan. Buraya da iğnelerimiz. Tamam oldu. Bu odayı da hemen koyalım şöyle. Hatta bu odaya serum da koyalım. Çünkü serum gerçekten önemli. Şu cihazımız da önemli. Serumu şöyle koyalım. Şu cihazımızı da şöyle koyalım. Zaten bunlar tekerlekli olduğu için hemen böyle sürüklenip gidebiliyor yerde. Buna gerek yok. Bu çok büyük zaten. Çok yer kaplıyor. Burası benim alanım. Burası da özel odamız. Bence gerçekten görüp görebileceğim en güzel hastane oldu yani. Çok güzel oldu. Hani bence çok güzel oldu. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama ben bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya tahta koyabilir miyiz? Bakayım şöyle. Şuraya da bir tane tahtamı koyayım. Buraya bir şey olduğunda yazı yazıp çizebileyim. Evet, şimdi hastanemiz bitti. Çok güzel oldu. Şimdi bu hastaneyi şöyle son kez gezinelim. Ben burayı öyle yaptım. Olmuş mu? Vay be, gerçekten süper olmuş. Aha, son dokunuşumu yapmazsam olmaz. Şimdi bu hastane ne gibi duruyor? Bina gibi duruyor değil mi? Bu bir bina değil. Bu bir hastane. Hastane olduğunda böyle belirtebiliriz. Şimdi şöyle şuraları böyle yapıyoruz. Buraları böyle yapıyoruz. Evet kız beksinik, doğru tahmin ettin. Aa bir dakika, kısa mı oldu? Yo tamam, düzgün olmuş, doğru olmuş. Hayır böyle değil. Bir dakika, durur musun kız beksinik? Bak oldu işte. Van oldu ama ortası olmadı. Tamam o zaman zaten çok büyük oldu bu ya. Çok kaba durdu. Acaba şöyle mi yapsak diyorum. Şu ortalara mı yapsak? Bak kız beksin. Aynen şöyle şuralara artı şeklinde. Evet ortalara yapalım. Bak bence şu orta yapsak yeter. Bir şey de yapalım. Bu olmadı. Bu niye böyle oluyor? Yanlış yapıyorsun. Böyle değil. Hayır buraları... Ya kız beksin, sen hiç matematik dersi işlemedin mi? Böyle olacak işte. Ne bileyim ya, kafam karıştı hele. Orta yapmayalım mı? Yok, üstlerde olsun, bir de şurada olabilir. Bakalım şöyle üstlerde mi olsun bir tek? Bence ortada olsun ya. Yanda hiç güzel durmadı. Şöyle ortaya yapalım ya. Burada olsun. Ne dersin? O zaman bu renk olsun. Evet bu renk olsun. Bu renk daha güzel. Ama bence ortada olsun. Ortada bu renk olsun. Bak böyle daha güzel duruyor. Bence kesinlikle ortada olsun ya. Evet ortada olsun. Evet ya. İyi tamam ortada olsun o zaman. O zaman böyle olsun. İşte aynısı. Etrafı siyah çizgili.
Arkadaşlar ya, mükemmel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Ama bir eksik var. Bu kapının burası bence güzel olmamış. Mavi olmasın. Bence burası da kırmızı olsun. Kırmızı beyaz olur ya hastaneler. O yüzden şuraları kırmızı yapalım. Tamam. Kerem komiser. Evet, sen de şimdi resepsiyona ya da güvenlik olarak kapıda beklesen. Polissin aynen. Polis olarak güvenlik olarak kapıda bekle. Kız beksin. Sen de resepsiyona geç bakalım. Tamam, ben şimdi şöyle kaçacağım. Haşlaşın tamam mı? Hadi rol yap. Tamam, rol yapıyorum. Şimdi ben bir hastayım. Evet. Ay, çok hastayım ben. Merhaba abi. İçeri girebilir miyim? Evet tabii ki de, buyurun. Çok eğlenceli. Merhaba, kolay gelsin. Resepsiyonu siz mi açıyorsunuz? Merhaba Ray. Hoş geldiniz. Neyiniz var? Şikayetleriniz nelerdi? Kimlik alabilir miyim? Kimliğim yanımda değil. O zaman hemen şöyle adımı soyadımı yazayım. Adımı şöyle yazayım. Evet, buyurun işte. Bakalım. Adınız Beyca. Doğru mudur? Evet. Şimdi TC kimlik numaranızı söylemişsiniz. Evet. Neydi ya? TC kimlik numaram. Ay, çok heyecanlandım. Unuttum. E-Devletim'de yazıyor. Bakabilir misiniz? Tamamdır. Evet. Bakıyorum. 5, 1, 9, 12. Ya ben öldüm kızbe yüksek sen beni muayene edene kadar. Hadi hadi çabuk olman lazım. Ama kimliksiz gelmişsiniz hanımefendi. Ali telefonucu. Burada Ali gidi bakalım. Ya kızbe yüksek muayene etmeyecek misin beni? Yani siz kimliksizsiniz, bakamayız. Tamam tamam, gel. Zaten şu anda oyun oynuyoruz ya, evcilik oynuyoruz ya. O yüzden sen gel, beni muayene et, kimliğim var gibi. Hadi gidelim artık buradan ya da tekrardan gene ona peş yap. Ya kız beksin, beni muayene etmen gerekiyor ama çok hastayım ben şu anda. Ya tamam ya tamam, gel. Sen gel şimdi, buraya portalı koyduk, sen şifreden gel. Tamam, tekrar geliyorum. Hadi hadi, öleceğim bak hastalıktan, çabuk çabuk. Tamam hadi gel bakalım. Tamam. Hop, geldik işte. Yeni geldim ben. Şimdi. Kolay gelsin. Geçebilir miyim abi? Çok hastayım. Tabii ki de. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne kadar iyi karşıladı beni güvenlik abi. Merhaba, kolay gelsin. Ben çok hastayım. İşte kimliğim de burada. Tamam, ben bunu şimdi kimlikten sayıyorum ama kimliksiz aşağı gitme, tamam mı? Tamam tamam. Çok kötüyüm ben. Çok kötü. Şikayetiniz neydi? Şöyle bakalım Beyce Hanım. Şikayetim, boğazlarım çok ağrıyor ve ateşim çok var. Tamam, şimdi yat bakalım sana iğne. İğneden çok korkarım. İğneden çok korkarım ben. Hani sen bize iğne kötü bir şey de acıtmıyor demiştin. Boşver ya, neyse iğneyi boşver. Bence dur, sana bir şey söylemem gerek. Bir açar mısın? Ne oldu? O zaman madem iğne iyi bir şey, bir saniye. İğnelerim gitmiş. Uf, game utandı çıkmışım. Game oda geçtim. Süper. Bir saniye hemen, lütfen bir saniye beklemeniz gerek. İşte cıs. Al bakalım sana iğne. Baba. Baba ben gidiyorum. Hadi ne yapacaksın? Atlıyorum ben. Gidiyorum buradan. Kerem komiser. Merhaba. İğne ister misin? Sana da iğne yapayım. Hayır, lütfen yapma, ne olursun. Sana da iğne yapacağım. Al bakalım. Çok acıdı. Baba. Oh be, hastanem de çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendim. Siz hastaneme 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence 10 üzerinden 10 oldu. Bu arada arkadaşlar, 600 bin abonede yüzümün gözüktüğü video gelecek. O yüzden abone değilseniz hala da kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle hastanenin etrafından bir tur atalım. Buralar birazcık bozulmuş. Şöyle şuraları da düzeltelim. İşte oldu. Şimdi bu videonun burada sonuna gelme vakti. Sizleri kocaman öpüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şuradan şöyle atlayalım. Bye bye. Bye bye.